Merhaba çocuklar, hoş geldiniz ekran başına. Yeni bir Hikaye Saati programıyla karşınızdayız. Programımızda sadece hikayeler mi var? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış, birbirinden kıymetli yazarların kaleme aldığı hikayeler, masallar, peygamber kıssaları var. Sadece bu kadar mı diye sorduğunuzu duyuyor gibiyim sanki. Sadece bu kadar değil. Hikaye şarkımız var, tekerlemelerimiz var, bilmecelerimiz var. Hazırsanız hikaye saati başlıyor. Şimdi size hikaye sandığından bilmecemiz geliyor. Bakalım hikayenin içinde geçen bilmecenin cevabını bulabilecek misiniz? Kabukludur fındık değil, kabarıktır peynir değil. Yemeden duramazsın, bilinmesi güç değil. Şimdi hikaye zamanı. Hikayeyi okumadan önce sizinle birlikte hikaye diyarının kapısını sonuna kadar açmak istiyorum. Hazırsanız çocuklar benimle birlikte şarkıyı söyleyebilirsiniz. Şarkıyı söylerken ellerinizi şıkırdatabilirsiniz, alkış yapabilirsiniz. Hazırsanız hikaye şarkımızı birlikte söyleyebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden yel gibi derelerden şıkır şıkır sel gibi varırız hikaye diyarına. Burada benimle birlikte sel ve yel sesleri çıkarabilirsiniz çocuklar. Vardık hikaye diyarının kapısının tam önüne. Fakat kapımız kilitli. Anahtarımız nerede olabilir acaba? Hadi bakalım anahtar arayın evde. Nereden getireceksiniz hikaye diyarının kapısının anahtarlarını? Ben hemen hikaye diyarımın anahtarını hikaye sandığından çıkarıyorum. Bakalım sizinkiler nereden gelecek? Evet, hikaye diyarımın anahtarı burada. Tam kalbimin tam ortasından çıkardım geldim. Hazırsanız hikaye diyarı kapılarını birazdan açıyor. Burada birlikte söyleyebiliriz çocuklar. Ben size tıkırt diyeceğim, siz de tıkırt diyeceksiniz. Hazır mısınız? Tıkırt. 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 Evet, duyuyorum. Biraz daha yüksek sesle söyleyebilir misiniz çocuklar? Tıkırt tıkırt tıkır. Tıkırt. Evet, hikaye diyarının kapısı açıldı. Hadi bakalım oturun. Şimdi hikaye zamanı. Bugünkü hikayemiz Kıtır ile Pıtır'ın serisinden Hastalara Mutlu Etmek Ne Güzel kitabı. Bu kitap Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı arkadaşlar biliyor musunuz? Kitabın yazarı Arife Aydın. Çizeri ise İlknur Salman. Bakalım bu hikayede Pıtır ile Kıtır nasıl bir macera yaşıyor? Güzel bir ülkenin şirin bir ormanında sevimli bir sincap yaşardı. Sincapın adı Kıtır'dı. Kıtır fındık fıstık yemeye bayılırdı. Daldan dala atlar, bulduğu fındığı, cevizi, bademi kıtır kıtır kıtırdatırdı. Bir gün ormanın en büyük ceviz ağacına tırmandı. Hem kışın yiyebilmek için ceviz toplamaya hem de şarkı söylemeye başladı. Ben kuyruğu uzun bir sincabım, daldan dala zıplarım, fındık ceviz toplarım, en sevdiğim bunlar oyunlarım diye şarkıyı söylerken bir yandan da ceviz yiyordu. Siz de ceviz yiyor musunuz çocuklar? Ceviz çok faydalı biliyor musunuz? Her sabah mutlaka bir tane ceviz yemelisiniz. Hey Kıtır diye bir ses geldi. En iyi arkadaşının sesi Pıtır'dı bu. Kıtır kopardığı cevizleri yere atarken "Efendim?" diye cevap verdi. "Benimle gelmek ister misin?" "Nereye?" "Kurbağalı dereye." "Aa tabii ki gelirim. Hadi o zaman biraz acele edelim. Kurbağalardan biri hastalanmış," dedi arkadaş. Hemen cevizlerini topladı, sonra toprağın altına sakladı. "İşte oldu. Artık gitme zamanı," dedi ve hep birlikte düştüler yollara. Tam o esnada Kıtır'ın aklına geldi. "Aa, az kalsın uzuyorum." "Neyi?"
diye sordu Pıtır. Tabii ki hediye götürmeyi. Benim de aklıma gelmişti. Ne götürsek acaba? Benim hazinelerimden birini hediye edelim dedi Kıtır. Hazinelerinden mi? Nasıl yani? Benim hazinelerim var ya, hani biraz önce toprağın altına sakladığım çok kıymetli yiyeceklerim. Neydi onlar çocuklar? Fındık, ceviz, fıstık. Kıtır'ın toprağın altına sakladığı fındıktan, fıstıktan, cevizden, bademden biraz çıkardılar. Sonra da onları güzelce bir paket yaptılar. Artık hazırdılar, yola koyuldular. Zıpladılar daldan dala, vardılar şarkı söyleyerek kurbağanın yanına. Lay 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 lay. Zıplamak ne güzel bir oyun. Daldan dala atlarken çok mutlu olurum. Birimiz Kıtır, diğerimiz Pıtır. Kurbağalara gidiyoruz kıtır kıtır, tıkır tıkır. Hasta ziyareti etmek ne güzel bir mutluluktur diye şarkıyı mırıldana mırıldana zıp zıpın yanına ulaştılar. Kısa bir süre sonra kurbağanın yanındaydılar bile. Geçmiş olsun zıp zıp dedi Kıtır ve Pıtır. Teşekkür ederim. Beni ziyarete mi geldiniz? Evet, hasta olduğunu duyduk. O yüzden yanına geldik. Bak sana ne getirdik diye paketi önüne koydular. Ne var paketin içinde diye merak etti zıp zıp. Cidden mi? Bana hediye mi getirdiniz? Hemen açtı ve o kadar mutlu oldu ki başladı kıtır kıtır, tıkır tıkır yemeye. Meğer bizim kurbağamız da çok seviyormuş çocuklar cevizi fındığı. Hepsi çok lezzetliymiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben hasta ziyaretine hiç gitmedim. Bana da kimse gelmedi. Kimsenin gelmeyeceğini düşünmüştüm o yüzden. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki geldiniz. Kıtır ile Pıtır çok sevindiler bu sözlere. Biz artık gidelim. Hasta ziyareti kısa olur dediler. Zıp zıp keşke biraz daha kalsaydınız dedi. Ama biliyorsunuz hastanın yanında çok oturmamak gerek değil mi çocuklar? Ama dinlenmelisin dedi Kıtır. Hem de biz seni yine ziyaret ederiz. İyileştiğinde bol bol görüşürüz. Tamam dedi zıp zıp ve ayrıldılar Pıtır ile Kıtır yanlarından. Yine nasıl ayrıldılar biliyor musunuz? Daldan dala zıplayarak, hop hop şarkı söyleyerek yavaşça uzaklaştılar hep birlikte. Lari lare laram, lare lare laram. Bizim gibi sincaplar daldan dala atlarlar. Lari lare laram. Hasta ziyareti etmek ne güzel bir olay diye ormanın derinliklerinde yürüdüler, gittiler. Hikayemiz burada bitti. Bilmeceyi tahmin edebildiniz mi? Evet, tahmin ettiğinizi düşünüyorum ama yine de ben bilmeceyi tekrar etmek istiyorum. Bakalım bilmecemiz neymiş? Kabukludur fındık değil, kabarıktır peynir değil. Yemeden duramazsın, bilinmesi güç değil. Evet, bakın dışı kabarık, içinden ses geliyor ve çok lezzetli. Gördüğünüz anda canınız yemek istedi değil mi? Evet, anne babanızdan isteyin ve bu akşam size ceviz alsınlar. Birer tane yemeden uyumayın olur mu çocuklar? Hikayemizin sonunda bazı sorular var. Size bu soruları soracağım. Bakalım cevaplarını bilebilecek misiniz? Kıtır ile Pıtır'ın en sevdiği yiyecek neydi çocuklar? Biri fındık, ceviz, badem. Evet, doğru cevap verdiniz. Kıtır ile Pıtır'ın hasta arkadaşları kimlerdi? Kimdi arkadaşları? Zıp zıp kurbağa. Hasta ziyaretine gelince hastanın yanında uzun mu oturmak lazım yoksa kısacık oturup gitmek mi gerekiyor? Evet doğru bildiniz. Hasta ziyareti kısa olur değil mi? Aferin çocuklar size. Hasta ziyaretine giderken hastaya hediye götürmek hastayı mutlu eder mi? Evet zıp zıp nasıl mutlu olmuştu hatırlıyor musunuz? Hasta ziyaretine giderken onlara hediye götürmek gerekir. Çünkü çok mutlu oluyorlar. Zıp zıp bir fil mi? Kanguru mu? Yoksa kurbağa mı çocuklar? Evet doğru bildiniz. Zıp zıp bir kurbağa. Aferin çocuklar.
Hikaye saatimiz burada bitti. Tam bu esnada gökten 3 elma düştü. Elmanın biri siz sevgili çocuklara, diğeri anlatıcı bana. Üçüncü elmayı kime verelim? Sanki aynı şeyi düşünüyoruz. Zıp zıpa verelim değil mi çocuklar? Çünkü o hasta ve çok mutlu olur. Üçüncü elmamız da zıp zıpın olsun. Bugünlük hikaye saatimiz burada bitti. Kendinize dikkat edin bir dahaki bölüme kadar. Allah'a emanet olun çocuklar. Bol bol fındık cevizi yemeyi unutmayın.